Herkese merhabalar. Uzun bir süre sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle yaş aralığı anlamında sesin gelişimini en iyi gösterdiği dönem ve seste oluşan bu değişim sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiği ve hangi yaş aralığında nasıl adımlar atmanız gerektiğini konuşacağız. İsterseniz vakit kaybetmeyelim, hızlıca giriş yapalım. Şarkı söyleme yaşı kimine göre 8 yaş oluyor, kimine göre 16 yaş oluyor, kimine göre 25 ya da bazılarına göre 30 yaş sonrasında da şarkı söylemek için ideal yaş aralığı diye nitelendirme yapılabiliyor. Burada önemli olan sizin şarkı söylemeye ne zaman başladığınız ki bu genelde çocukluk dönemlerinden itibaren başlayan bir süreçtir. Şarkı söylemek bir aşktır. İnsanlar şarkı söylemeyi kendilerini rahatlatmak, kendilerini daha iyi ifade edebilmek için bir araç olarak kullanırlar. Dolayısıyla bunu yaparken de bazı araçları doğru kullanmak isterler. Şarkı söylerken aynı zamanda söyledikleri ve hitap ettikleri kitleye karşı seslerini daha doğru bir şekilde aktarmak isterler. O yüzden aslına bakarsanız çocukluk yaşlarından itibaren olan süreci biz şarkı söyleme süreci olarak ele alabiliriz. O yüzden ilk adımınız yani çocukluk döneminden itibaren yaşa göre neler yapmanız gerektiğini sıralamak daha doğru bir tercih olacaktır. Çocukluk dönemi yani 8 ila 16 yaş arası aslına bakarsanız müziği sevme dönemi, şarkı söylemeyi sevme dönemi, duygusal yoğunluğun çok daha fazla olduğu bir dönem ve bu dönem duygusal anlamda beslenmek çok daha kıymetli. O yüzden 8 ila 16 yaş arasında müziği sevdirmeye çalışmak, müziği sevmek için adım atmak ve ebeveynlerin de keza bu anlamda eğer çocuklarında şarkı söylemeye dönük ve eğitim almaya dönük bir istekleri varsa müziği sevdirmek için onları yönlendirmesi çok daha doğru bir yön olacaktır. Çünkü bu yaş aralığında ses kasları daha henüz gelişme aşamasında, daha henüz ses kaslarında belli bir değişim söz konusu. Bu dönemde bir çocuğun müziği sevmesi, bu dönemde müzikle ilgili adımlar atması, müziğin teorisini tanıması, hangi alanda kendini daha mutlu hissedeceğini keşfetme gibi belli adımlar atması, belki de 20 yaşından sonra alacağı şan eğitiminde de onun ne yöne doğru gideceğini belirleyen çok önemli bir ön hazırlık süreci. O yüzden 8 ila 16 yaş aralığını ben genelde duygusal anlamda müziği sevme süreci olarak nitelendiriyorum. 14 yaşla 18 veya 20 yaş arası artık sesin gelişim dönemi ve değişim dönemi. Bu dönemde ergenlik döneminin de etkisiyle birlikte artık ses kaslarında belli bir değişim söz konusu. Ses kaslarında oluşan değişimlerle birlikte de o sesin nereye evrileceği belli oluyor. Yani erkek seslerde tenor mu, bariton mu ya da bas ses mi olacak? Kadın seslerde soprano mu, mezzo soprano mu yoksa alto bir ses mi olacak? Bunun değişimine doğru giden bir süreç. Dolayısıyla seste olan bu değişim sürecinde seste ister istemez de bazı sıkıntılar meydana gelebiliyor. Çatallanma gibi, renkte biraz daha boğuk tını gibi. Bu tip durumlar sizi rahatsız edebilir. Dolayısıyla bu dönemde ses kas gelişiminde özellikle teknik çalışmalara dikkat etmek çok kıymetli. Özellikle foniyatrik anlamda yani fonetik kaslarınızı, sesi üreten kaslarınızı organize etmek için gerekli çalışmaları yapmanız, ses kaslarınızı geliştirmeye dönük egzersizlerden ziyade daha çok sesin nasıl üretileceğini öğrenmeniz bu süreçte belki de ergenlik dönemi sonrasındaki sesinize adaptasyonunuzu da hızlı bir şekilde sağlayacaktır. O yüzden bu dönemi daha çok foniyatrik kaslarınızı güçlendirme, nefes kaslarınızı güçlendirme, rezonatör yani tınıyı oluşturan ağız içi alanınızı keşfetme ve bununla birlikte genel tekniği tanıma. Ama ses kaslarınızda esnetme gibi, sesinizdeki aralığı daha da genişletmek ve potansiyel aralığınızı bulmak için daha yükleme çalışmaları yapmak gibi belli başlı ses kaslarında etki yaratabilecek egzersizlerden uzak durmanız benim sizlere tavsiyem. Ses kaslarının teknik anlamda gelişim süreci 21 ile 45 yaş aralığıdır. Fakat eğer ses sağlığınıza dikkat ettiyseniz, bu dönemde ses kaslarınızı zorlayacak herhangi bir kötü alışkanlık, sigara gibi, alkol gibi ya da benzeri mide rahatsızlıklarınızı ve bununla birlikte ses kaslarınızı da etkileyecek zararlı besinlerden uzak durmanız gibi ya da ses kaslarınızı yoracak teknik hatalardan uzak durmanız gibi yani kısacası ses sağlığınıza ne kadar dikkat ederseniz
Bu 21 ve 45 yaş aralığı 21 ile 55'e hatta 21 ile 60 yaş aralığına kadar çıkabilir. Yani siz 21 yaşınızdan 60 yaşınıza kadar ses kasınızda belli bir gelişim süreci sağlayabilirsiniz. Hatta 45 yaş sonrası şan dersine başlamanız, 50 yaş, 55 yaş buralarda bile başlamanız, bu geri kalan dönemde ses sağlığınıza eğer dikkat ettiyseniz ve ses kaslarınızı zorlayacak, yoracak, sigara gibi ya da alkol gibi benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durduysanız hala gelişim gösterebilirsiniz. Dolayısıyla bu yaş aralığında birçok dinamik sizin için çok kıymetli. Bizler genelde şan dersi döneminde 21 ile 45 yaş aralığının çok kıymetli bir yaş aralığı olduğunu öğrencilere de söylüyoruz. Ama dediğim gibi bundan önceki yaş aralığı da çok kıymetli başlangıç anlamında ve bu aralıktaki 21 ve 45 yaş aralığı da gelişim anlamında çok kıymetli. Bu dönemde teknikleri öğrendiğiniz kadar ses sağlığınıza da nasıl dikkat etmeniz gerektiğini öğrenirseniz ilerleyen zamanlarda 21 yaşınızdaki o ses dinamikliğiniz neyse bir sonraki yaşlarınıza da aynı dinamikliği aktarma fırsatınız ve dolayısıyla da sahnelerde uzun süre bulunma şansınız olacaktır. O yüzden bu dönemde sadece şan dersleri ve çalışmalarından ziyade ses sağlığınıza da dikkat etmeniz, genel vücut sağlığınıza dikkat etmeniz bir şarkıcı olarak edinmeniz gereken en önemli alışkanlıklardan birkaçı. Birçoğunuz şaşıracak ama 45 yaş ve sonrası belki de şarkıcılıktaki en önemli süreç. Çünkü 45 yaş sonrasında eğer ses sağlığınıza dikkat etmez, teknik çalışmalarınıza özen göstermez ve belli etütlerinizi yapmazsanız o zaman sesteki değişim olumsuz anlamda seyrini sürdürecektir. Bu anlamda nasıl vücudunuzun 45-50 yaş sonrası egzersize ihtiyacı gençlik döneminize göre daha fazla oluyorsa, ses tellerinizin de birer kas olduğunu unutmayın ve ses kaslarınızın da aynı bu tip idmanlarla dinamikliğini koruması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. O yüzden 45 yaş sonrasında idmanlarınızı sıklıkla yapmanız, ses egzersizlerinizi her çalışmada belli periyotla, belli planda sürdürmeniz, ses sağlığınızı da aynı eski günlerdeki gibi, 20'li yaşlarınızdaki gibi belli sağlıkta tutmanızı sağlayacaktır. O yüzden 45 yaş sonrası kitle özellikle belki de şan eğitimine, tekniğe en ihtiyacı olan yaş aralığı diyebilirim. Yaş aralıklarına göre ses gelişimi böyle. Peki sizler hangi yaş aralığındasınız ve ne tip ses sıkıntıları yaşıyorsunuz? Ve bunları aşmak için ne tür adımlar atıyorsunuz? Aşağıya doğru yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca daha farklı sorularınız varsa da lütfen sormayı unutmayın. Beğenmeyi, bu tip videoların takibi için de abone olmayı ve tabii ki bildirimler için de çanı açmayı unutmayın. Herkese sevgiler, iyi günler dilerim.